Ve efendim İstanbul'un simgelerinden olan tarihi surlarda restorasyon çalışması başladı. CNN Türk muhabiri Dilay Dilaver çalışmaların olduğu noktada yanında da uzman bir konuğu var. Şimdi çalışmalarla ilgili son bilgileri Dilay Dilaver'den alacağız. Dilay. Uğur Ömer, evet senin de söylediğin gibi İstanbul surları İstanbul'un simgelerinden biri. 1600 yılı aşkın bir tarihi var ve 1600 yıl gerçekten uzun bir zaman. Tabii ki çökmeler de meydana geliyordu. Bu da insanlar için, insanların can ve mal kaybı için tabii ki tehlike oluşturuyordu. Fakat artık İstanbul surlarında restorasyon çalışmaları başladı. Bizler de şu an o noktadayız. Artık o 1600 yıllık tarihi surlarda restorasyon çalışmaları başladı. Şimdi yanımızda kültür mirası yönetim uzmanı İlknur Türkoğlu var. Kendisiyle bu konuyu konuşacağız. İlknur Hocam, şimdi 1600 yılı aşkın bir tarihi var dedik. Gerçekten çok eski savaşlar gördü, birçok şey gördü bu İstanbul surları. Hem önemini sizden bir dinleyelim, hem de bu restorasyon çalışmalarında nelere dikkat etmek gerekiyor ki bu tarihi kalıntıya zarar verilmesin? Peki, teşekkürler. İstanbul surları sadece İstanbul için, Türkiye için değil, dünya mirası için aslında önemli. İstanbul ilk defa 330 yılında Roma başkenti olarak ilan ediliyor ve ilk surlar Konstantin zamanında yapılıyor. Daha sonra kent giderek büyüdüğü için 2. Teodosius zamanında bu arkamızda gördüğünüz surlar inşa ediliyor ve açılışı 413 yılında yapılıyor. Ve 96 kulesi var, 7 ana giriş kapısı var. Tabii ki o dönemin kent anlayışına göre kenti savunmak için bu surlara ihtiyaç var. Sonraki dönemlerde İstanbul'da olan büyük depremler sırasında defalarca yıkılıyor, tekrar onarımlar görüyor. Günümüze doğru geldikçe tahribat fazlalaşıyor. Mesela bir dönem işte 1800'lerin sonunda yapı malzemesi olarak alıp sökülüp götürülüyor. 1910 yılında neredeyse surların tamamı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Surların yıkılıp buraya bir çevre yolu yapılmasından bahsediliyor. Fakat yerli ve yabancı arkeologların büyük tepkisi sonucunda bu engelleniyor. 1950 yılına geldiğimizde ise Vatan ve Millet Caddeleri açılırken surlarda bir kısım yıkılıyor ve yol inşa ediliyor. Ve tabii ki günümüze kadar restorasyon çalışmaları dediğim gibi gelmiş. En son 1990'larda bir restorasyon çalışması yapıldı. 99 depreminde tekrar hasar gördü. Ve biliyorsunuz yine İstanbul'u büyük bir deprem bekliyor. Bu nedenle restorasyon ve sağlamlaştırma çalışmaları mutlaka yapılmalı. Peki hocam, nelere dikkat edilmeli bunlar yapılırken? Restorasyon çalışması yapılırken en önemli noktanın şunu olduğunu belirtmek istiyorum. Restorasyon bir inşaat değildir. İnşaat olarak ele alınmamalıdır. Şimdi hangi kurum yaparsa yapsın bu restorasyon çalışmalarını mutlaka işin uzmanı kişilere danışılarak, çalışmalara onlar dahil edilerek yapılmalıdır. Yani sadece taşeron firmalara bırakılmamalıdır bu iş ki o firmaların bile aslında bu surların önemi, tarihiyle ilgili eğitim almasını mesela ben öneririm. Ve yine surların restorasyonu surların tekrar inşası olarak da ele alınmamalıdır. Sağlamlaştırma ve onarma olarak kabul edilmeli, ona göre projeler üretilmelidir. Bu noktalara çok önem vermek lazım. Yani surları restore ederken tekrar inşa edilmiş yepyeni duvarlar değil, sağlam, geleceğe aktarılmış, gelecek kuşaklara aktarılmış bir kültür varlığı olarak ele almamız gerekiyor. Tüm kalıntıları korumak gerekiyor, o tarihi kalıntıları. Mesela surların önünde bu gördüğünüz bostanlar da aslında hendek olarak yapılmış bu surları inşa edilirken. Sonra Osmanlı döneminden itibaren ise bostan olarak korunmuş ve kullanılmış. Günümüzde bile hala bostan olarak kullanılıyor. Evet. İstanbul'un sebze ihtiyacı karşılanıyor. Bunlar da mesela bir kültür varlığı, İstanbul'un kültür varlığı. Haklısın. Çok teşekkürler İlknur Hanım. Evet, İstanbul surlarında restorasyon çalışması başlıyor dedik ve kültür mirası yönetim uzmanı İlknur Türkoğlu da bu restorasyon çalışmasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini bizlerle paylaştı. Şimdi bu noktadan sözü size bırakalım. Dilay Dilaber'e ve konuğuna çok teşekkür ederiz ama tabii çok önemli bir ders çıkardık.
restorasyon çalışması bir inşaat çalışması değil. Bunun altını çizelim. Biz orada tarihimizi, kültürümüzü